Küçük Prens. Ve bu kitapla ilgili de birkaç tane detay buldum. onedio.com sayfasından onları size aktarmak istiyorum öncelikle kitapla ilgili. Yazarı Saint-Exupéry'nin kitabı kısaltması üzerine söylediği tahmin edilen sözü açıklayıcı olacak denen bir şey var. Çünkü bu kitap aslında ilk yazıldığında yaklaşık 1000 sayfalık bir eser olarak tasarlanmış yazarı tarafından. Ama daha sonra bu kitap kısaltılmış ve daha da küçüle bu bildiğimiz gerçekten kısa zamanda bitirilebilecek bir tırnak içinde çocuk kitabına dönüşmüş. Yazar da diyor ki bu kısaltma ile ilgili mükemmelliğe yazıya eklenecek hiçbir şey kalmadığında değil, yazıdan çıkarılacak hiçbir şey kalmadığında ulaşılır. Kitaptaki tüm çizimler yazara ait sulu boya çizimler. Daha önce bu kitabı burada yayında okuduğum zaman o çizimleri de göstermiştim. Ancak bu okumamda onları yapmayacağım. Kitap New York'ta bir otel odasında yazılmış ve ilk kez 1943 yılında basılmıştır. Ve kitapta da yazar Saint-Exupéry'nin yaşamına ait birçok detayın yer aldığı tahmin ediliyor. Çünkü kitaptaki Gül'ün eşi Consuleo'yu gezegenlerin her birinin bir ülkeyi simgelediği düşünülüyor ve İkinci Dünya Savaşı'nın değiştirmekte olduğu düzene de kitapta bu şekilde yer verildiği tahmin ediliyor. Kitabın çıkış noktası olan çölse Saint-Exupéry'nin 1935'te bir uçuşu sırasında düştüğü ve bir şekilde kurtulmayı başardığı Sahra Çölü olarak görülüyor. Ve yazarımız esrarengiz bir şekilde ölüyor arkadaşlar. 31 Temmuz 1944'te Dünya Savaşı sırasında görevi gereği çünkü yazarımız da bir savaş pilotu gördüğünüz gibi. Dünya Savaşı sırasında 31 Temmuz 1944'te Akdeniz semalarına havalanıyor ve yazardan bir daha haber alınamıyor. Ta ki 1998 yılında Marsilyalı bir balıkçının yazara ait bilekliği bulduğu zamana kadar ve 2004 yılında yine Marsilya kıyılarında yapılan araştırmalar sonucu uçağın enkazı bulunana kadar. Ölümünden tam 65 yıl sonra bir Alman pilotu Horst Rippert yazarın kullandığı uçağı düşürdüğünü itiraf ediyor ve şöyle diyor: "İçinde kimin olduğunu bilseydim ateş etmezdim." Kitabın Türkçedeki yolculuğu da tabii ki söz konusu. Birçok yazar tarafından Türkçe'ye çevriliyor kitabımız Küçük Prens. Ahmet Muhip Dranas, Cemal Süreya, Tomris Uyar ve Selim İleri gibi edebiyatımızın önemli isimleri bu kitabı Türkçe'ye çevirmiş. İlk çeviri de 1953 yılında Ahmet Muhip Dranas tarafından yapılıyor ve tefrika halinde yayınlanıyor. Şu ana kadar 102 farklı Türkçe baskısı yapılmış durumda Küçük Prens'in. Küçük Prens'in yaşadığı gezegenin adı 1993 yılında keşfedilen 46.610 numaralı asteroide de verilmiş durumda. Burada küçük bir parantez açalım. 46.610 sayısı bilgisayarcıların sıkça kullandığı 16'lık sayı sisteminde B612'ye denk geliyor. Bu arada onu da söylemek gerekiyor. Ve Fransa Euro'ya geçmeden önce 50 frankların üzerinde Küçük Prens ve Saint-Exupéry'nin de resimleri bulunuyordu. Bu arada Japonya'nın Hakone isimli şehrinde bir Küçük Prens Müzesi mevcut. Hala açık burası. Ayrıca Güney Kore'de de Gyeonggi-do kentinde Küçük Prens temalı bir köy bulunuyor. Müze ve köy turistlerin uğrak noktalarından. 2000 yılında da yazarın doğup büyüdüğü Lyon'da bulunan havaalanına Saint-Exupéry'nin adı verilmiş durumda. Evet, Küçük Prens böyle bir kitap. Bir çocuk kitabı olduğu söyleniyor. Bir felsefe kitabı olduğu söyleniyor. Bir dünya kitabı olduğu, bir kişisel gelişim kitabı olduğu söyleniyor. Herkes üzerine bir şey söylüyor ve en çok söylenen şeylerden bir tanesi de bir kere okunmasının asla yeterli olmadığı defalarca bu kitabın okuna
bilecek olması. Ve ben bugün sizlere bu kitabı okumaya başlamak istiyorum. Altı yaşındayken Gerçek Öyküler adlı balta girmemiş ormanlardan söz eden bir kitapta korkunç bir resim görmüştüm. Boğa yılanının bir hayvanı nasıl yuttuğunu gösteriyordu. Resmi yukarıya çizdim. Kitapta şunlar yazılıydı. Boğa yılanı avını bütün halinde çiğnemeden yutar. Ondan sonra hiçbir yere kımıldayamaz ve 6 ay süren sindirimi boyunca uyur. Balta girmemiş ormanlar üzerine uzun uzun düşündüm bunları okuyunca. Sonra da biraz çaba ve renkli kalemle ilk resmimi yaptım. İşte bir numaralı resmim aynen şöyleydi. Sanat yapıtımı büyüklere gösterdim. Korkup korkmadıklarını sordum. Korkmak mı dediler, şapkadan mı? İyi ama şapka resmi yapmamıştım ki ben. Fili yutmuş olan bir boğa yılanı resmi yapmıştım. Ama büyükler anlamadığı için onlara bir resim daha yaptım. Büyükler açık seçik görüp anlasınlar diye fili yutmuş olan yılanın içini de çizdim bu sefer. Şu büyüklere her şeyi tek tek açıklamak gerekir hep. İki numaralı resmim de şöyle oldu. Büyükler bu kez de boğa yılanının içinin ya da dışının resimleriyle uğraşmayı bırakıp kendimi coğrafya, tarih, aritmetik ve dil bilgisine vermemi öğütlediler. İşte daha 6 yaşındayken belki de çok büyük bir ressam olma fırsatını böylece kaçırmış oldum. 1 ve 2 numaralı resimlerimin başarısızlığı hevesimi kırmıştı doğrusu. Büyükler hiçbir şeyi kendiliklerinden anlamıyorlar. Onlara hep bir şeyleri açıklamak zorunda olmak ne kadar da sıkıcı bir şey çocuklar için. Ben de başka bir meslek seçtim kendime, pilot oldum. Dünyanın her yerinde biraz uçtum. Coğrafyanın çok işime yaradığı bir gerçek. Bir bakışta Çin'de miyim yoksa Arizona'da mıyım anlarım. Geceliğin yönümü şaşırınca çok yararlı olur bu bilgiler. Hayatım boyunca birçok önemli kimseyle ilişkilerim oldu. Büyüklerin arasında da çok bulundum. Onları çok yakından tanıma fırsatı geçti elime. Ama doğrusu onlar hakkındaki ilk yargımda bir değişme olmadı. Zaman zaman aralarında birazcık daha zeki görünenler olmadı değil. Öyle zamanlarda hemen hep yanımda taşımakta olduğum bir numaralı resmimi çıkarıp denememi yapıyordum. Bakalım kavrayışı yerinde mi diye. Ama ne çare, o da sözleşmiş gibi ötekilerle aynı yanıtı veriyordu. Şapka. Bunun üzerine ben de ona boğa yılanından, balta girmemiş ormanlardan ya da yıldızlardan filan söz etmiyordum artık. Anlayacağı düzeye iniveriyordum. Bridge'den, golf'ten, politikadan, kravattan filan söz açıyordum. Büyükteki keyfi görünsüz artık. Aklı başında biriyle karşılaştı ya sonunda. Bundan 6 yıl önce Büyük Sahra Çölü üzerinde uçağımla geçirdiğim kazaya kadar işte bu yüzden yapayalnız bir hayat sürdüm. Motorda bir parça kırılmıştı. Değil tamirci, yanımda bir yolcu bile olmadığından bu çetin işe tek başıma koyulmuştum. Benim için ölüm ya da kalımdı bu. Çünkü yalnızca bir haftalık suyum vardı. İlk gece en yakın yerleşim merkezinden 1000 kilometre uzakta kumda uyudum. Okyanusun ortasında salıyla kala kalmış bir denizciden bile çok daha yalnızdım. Bu yüzden gün doğarken incecik bir sesle uyandırıldığımda nasıl şaşırdığımı tahmin edersiniz sanırım. İnce ses, lütfen diyordu. Bana bir koyun çizin. Ne? Bir koyun çizin. Yattığım yerde ayağa fırladım. Beynimden vurulmuş gibiydim. Gözlerimi açıp açıp kapadım, çevreme baktım. Küçücük, olağan dışı biri ciddi bakışlarla beni süzüyordu. Sonradan resmini yapmaya çalıştım ama kendisi resminden çok daha sevimli tabii. Ama bu benim suçum değil. Daha 6 yaşındayken büyükler resim yapma konusunda hevesimi kırdıklarından, boğa yılanının dıştan ve içten görünümleri dışında başka bir şey çizmeyi öğrenemedim. Şaşkın şaşkın karşımda duran bu kişiye bakıyordum. En yakın yerleşim merkezinden tam 1000 kilometre uzakta olduğumu söylemiştim. Ama bu küçük kişinin hiç de çölde kaybolmuş, yorgunluktan, açlıktan ya da
Susuzluktan perişan olmuş veya korkmuş bir görünüşü yoktu. Kendimi toplayıp konuşmaya çalıştım. Ama sen dedim, burada ne arıyorsun? Alçak bir sesle çok önemli bir şey söylüyormuşçasına tekrar etti. Lütfen bir koyun çizin bana. Kafanız allak bullak olunca söyleneni yapmamazlık edemiyorsunuz. Size saçma ya da gülünç gelebilir ama en yakın yerleşim merkezinden 1000 kilometre uzakta ölüm tehlikesiyle yüz yüze bir halde oluşuma bakmaksızın cebimden dolma kalemimle bir kağıt çıkardım. Ama birden aklıma yıllarımı coğrafyaya, tarihe, aritmetik ve dil bilgisine verdiğim geldi. Resim yapmayı bilmiyordum ki. Biraz üzülerek bunu söylediğimde, ''Ne olacak canım?'' dedi küçük çocuk. ''Bir koyun çiziverin işte.'' Daha önce hiç koyun çizmemiştim. Bu nedenle ona koyun yerine çizmeyi becerebildiğim iki resimden birincisini çizdim. Şu boğa yılanının dıştan görünüşünü. Resmi gösterince çocuğun söyledikleri beni çok şaşırttı. ''Hayır, hayır.'' dedi. ''Fil yutmuş olan boğa yılanının resmini istemiyorum ben. Boğa yılanı çok tehlikeli, filse çok büyük. Benim yaşadığım yer öyle küçüktür ki her şey. Benim yaşadığım yerde öyle küçüktür ki her şey. Bütün istediğim bir koyun çizin bana.'' Sonunda bir koyun resmi yaptım. Dikkatle inceledi, sonra da ''Hayır.'' dedi. ''Bu koyun çok zayıf, hasta gibi. Başka bir koyun çizin.'' Başka bir koyun çizdim. Bu kez tatlı ve hoşgörülü bir gülümsemeyle ''Siz de görüyorsunuz ki.'' dedi. ''Koyun değil bu, koç. Boynuzları var, baksanıza.'' Bir koyun daha çizdim. O da ötekiler gibi beğenilmedi. ''Bu da çok yaşlı.'' dedi. ''Uzun süre yaşayacak bir koyun istiyorum ben.'' Ama artık sabır filan kalmamıştı bende çünkü motoru bir an önce sökmek istiyordum. Bu yüzden de aşağıdaki resmi çizip bir açıklama yaptım. Bu senin koyununun kutusu. Koyun kutunun içinde. Genç eleştirmenimin yüzü aydınlanıverdi birden. Evet dedi, tam istediğim gibi oldu. Sizce bu koyun çok ot ister mi? Niye sordun? Çünkü yaşadığım yerde her şey öyle küçük ki. ''Canım artık bir koyun için biraz ot bulunur herhalde.'' dedim. ''Hem sana çizdiğim koyun çok küçük zaten.'' Resme bakarak boynunu büktü. ''Bana pek küçük gibi gelmedi.'' ''Bak sen şuna, uyudu.'' dedi. İşte Küçük Prens'le ilk tanışmam böyle oldu. Nereden geldiğini öğrenmek oldukça zamanımı aldı. Bana bir sürü soru soruyor ama benim sorularımı duymazlıktan geliyordu hep. Artık rastlantıyla ağzından çıkan sözleri bir araya getirerek anlayabildim ne anladıysam. Örneğin, uçağımı ilk kez gördüğünde, ''Uçağımı çizmemi istemeyin ne olur, çok karışık, beceremem. Nedir bu?'' diye sordu. ''Uçak, benim uçağım.'' dedim. Uçtuğumu öğrenmesi beni çok gururlandıracaktı. ''Ne? Yoksa gökyüzünden mi indin?'' diye bağırdı. ''Evet.'' dedim, önemsemiyormuş gibi başımı çevirerek. ''Ama bu çok hoş.'' dedi Küçük Prens. Sonra da kahkahalarla gülmeye başladı. Biraz rahatsız etti beni bu. Doğrusu başıma gelen talihsizliklerin ciddiye alınmasını isterim. Gülmesini bitirip, ''Demek sen de gökyüzünden geliyorsun.'' dedi. ''Hangi gezegenden peki?'' Birden karşımdaki küçük yaratığın bir türlü anlam veremediğim varlığıyla ilgili bir ışık belirdi kafamda. ''Olabilir miydi?'' Duraksamadan sordum, ''Sen başka bir gezegenden mi geliyorsun?'' Yanıt vermedi. Uçağımdan gözlerini ayırmadan başını salladı hafifçe. ''Bununla pek de uzaklardan gelmiş olamazsın zaten.'' dedi. Bir süre uzun uzun düşündü. Sonra cebinden çizdiğim koyunu çıkarıp hazinesini incelemeye daldı. Bu tam da açıklığa kavuşmamış olan başka gezegen olayının nasıl kafama takıldığını tahmin edersiniz. Bir şeyler daha öğrenebilmek için çaba göstermeliydim. ''Bak canım.'' dedim. ''Söyler misin nereden geldin sen? Şu yaşadığım yer dediğin yer neresi? Koyununu götüreceğin yer yani.'' Bir süre suskun düşündükten sonra ''Biliyor musun?'' dedi. ''Koyunun bana verdiğim bu kutuyu geceleri evi olarak kullanabilir.'' ''Evet, ayrıca iyi çocuk olursan sana bir ip de verebilirim gündüzleri onu bağlaman için. Ha, bir de kazık tabii.''
Ama bu önerim Küçük Prens'te şok etkisi yaptı sanki. Bağlamak mı? Dedi. Niye ki? Bağlamazsan çeker gider, kaybolur. Küçük arkadaşım yine bir kahkaha attı. Gider mi? Nereye gidebilir ki? Her yere, bununun doğrusuna çeker gider. Ne fark eder ki? Dedi Küçük Prens. Nasıl olsa her şey küçücük benim yaşadığım yerde. Sonra da ekledi. Sesi biraz üzüntülü gibiydi. Burnunun doğrusuna gitse de kimse fazla uzağa gidemez orada. Böylece çok önemli bir şey öğrenmiştim. Küçük Prens'in geldiğini söylediği gezegen olsa olsa bir ev büyüklüğündeydi. Bu beni çok da şaşırtmamıştı doğrusu. Çünkü bildiğimiz isimleri konulmuş Dünya, Jüpiter, Mars, Venüs gezegenlerinin yanı sıra uzayda adı konmamış, bazıları teleskopla bile güçlükle görülebilecek kadar küçük yüzlerce gezegen olduğunu biliyordum. Gökbilimcileri bunlardan birini ilk kez görüp ortaya çıkardığında isim vermek yerine yalnızca bir numara veriyorlar, örneğin asteroid 325 gibi. Küçük Prens'in geldiği gezegenin B612 diye bilinen asteroid olduğu konusunda beni haklı çıkaracak ciddi bir nedenim var. Bu asteroidi ilk kez 1909 yılında bir Türk gökbilimci teleskopla gözlem yaparken görmüş. Bu buluşunu hemen uluslararası gökbilimi toplantısında büyük bir heyecanla sunmuş ama adamcağız şalvar, cepken ve fes giyiyor diye onun söylediklerine hiç kimse değer vermemiş. Büyükler böyledir işte. Bir süre sonra bir Türk lideri herkesin Avrupalılar gibi giyinmesini zorunlu kılmış. Hatta buna uymayanları ölümle cezalandıracağını söylemiş de 1920 yılında aynı gökbilimci etkileyici ve şık bir giysiyle asteroid B612'yi tanıtabilmiş. Bu kez herkes ilgiyle izlemiş onun söylediklerini. Şu anda size bu asteroidle ilgili bu kadar çok şey anlatabiliyor, numarasını filan söyleyebiliyorsam bu hep büyükler sayesinde oluyor. Büyükler sayılara bayılırlar. Yeni bir arkadaş edindiniz diyelim, onun hakkında hiçbir zaman asıl sormaları gerekenleri sormazlar. Sesi nasıl demezler örneğin ya da hangi oyunları sever, kelebek koleksiyonu var mı diye sormazlar. Onun yerine kaç yaşında derler, kaç kardeşi var diye sorarlar. Kaç kilo? Babası kaç para kazanıyor? Ancak bu sayılarla tanıyabileceklerini sanırlar arkadaşınızı. Eğer büyüklere güzel bir ev gördüm, kırmızı tuğlalı, pencerelerinden sardunyalar sarkıyor, damındaysa kumrular var derseniz nasıl bir evden söz etmekte olduğunuzu bir türlü anlayamazlar. Ne zaman ki onlara 100 milyonluk bir ev gördüm dersiniz, İşte o zaman size o ne kadar güzel bir evmiş derler gözlerini koca koca açıp. Aynı şekilde onlara Küçük Prens'in güler yüzlülüğü, tatlılığı ve bir koyun istiyor olması onun var olduğunu gösterir. Birisi bir koyun istiyorsa bu onun varlığının kanıtıdır derseniz size inanmazlar, dalga geçerler. Ama onlara Küçük Prens'in geldiği gezegenin adı asteroid B612'dir derseniz, işte o zaman size inanıverirler ve sıkıcı sorular sormazlar. Büyükler böyledir işte. Ama bunu onlara anlatabilmek olanaksızdır. Çocuklar büyükler karşısında her zaman sabırlı ve anlayışlı olmak zorundalar. Doğal olarak yaşamı anlayan bizler için sayıların hiç önemi yok. Bu öyküye tıpkı peri masallarında olduğu gibi başlamış olmayı isterdim. Bir zamanlar kendisinden birazcık daha büyük bir gezegende yaşayan küçük bir prens varmış. Bu prens bir koyun istiyormuş diyebilirdim örneğin. Yaşamı anlayabilenler için eminim bu çok daha gerçekçi bir hava verirdi öyküme. Hiç kimsenin kitabımı özensizce okumasını istemem doğrusu. Bu anılarımı yazarken çok üzüntülü anlar yaşadım. Arkadaşım koyunuyla birlikte beni bırakıp gideli tam 6 yıl oldu. Onu burada anlatmaya çabalıyorsam bu biraz da onu unutmamak için. Arkadaşı unutmak çok üzücü bir şey. Herkesin arkadaşı olmamıştır. Arkadaşımı unutursam kendimi o
sayılardan başka bir şeye değer vermeyen büyükler gibi hissederim sonra. İşte yine bu amaçla bir kutu boya ve kalem satın aldım kendime. Bu yaştan sonra resim yapmaya kalkışmak benim için çetin işti doğrusu. Hele 6 yaşından beri tek yaptığım resmin bir boa yılanının içten ve dıştan görünüşü olduğu düşünülürse. Resimleri olabildiğince gerçeğe uygun çizmeye çalışacağım tabii ama başaracağımdan pek emin değilim açıkçası. Bir resim fena olmuyor derken bir ötekinin gerçekle hiçbir ilgisi olmayıveriyor. Küçük prensin boyunu çizerken de hata yaptığım oluyor. Bir yerde kısa, başka bir yerde uzun boylu çiziyorum onu. Giysilerinin rengiyle ilgili kuşkularım da var. İşte böyle doğrulu yanlışlı da olsa herhalde 3 aşağı 5 yukarı gerçeği hakkında bir fikir vermeyi başarıyorumdur. Bazı önemli ayrıntılarda hata yaptığım da oluyor. Ama işte bu benim suçum değil. Arkadaşım hiçbir zaman bana tam bir açıklama yapmadı ki. Benim de kendisi gibi olduğumu düşündü belki, kim bilir. Ama şimdi açık konuşalım. Ben kutuların içindeki koyunları göremiyorum. Belki de büyükler gibiyim biraz. Büyümek zorunda kaldığımdan olacak. Her geçen gün konuşmalarımız arasında Küçük Prens'in gezegeni ve oradan ayrılışıyla ilgili bir şeyler öğreniyordum. Bu bilgileri çok yavaş ve onun düşünce sürecine bağlı olarak söyledikleriyle elde ediyordum. O baobab ağaçları ile ilgili felaketi de böyle rastlantıyla öğrendim. Bunun için bir kez daha o koyuna teşekkür borçluyum. Çünkü Küçük Prens çok ciddi bir endişeye kapılmış gibi birden koyunların küçük çalıları yediği doğru mu diye sormuştu. Evet dedim, yerler. Ha neyse dedi. Koyunların küçük çalıları yemesinin neden bu kadar önemli olduğunu anlamamıştım ama Küçük Prens baobab ağacını da yerler öyleyse dedi. Ona baobab ağacının küçük bir çalı olmadığını, tam tersine kale gibi büyük olduğunu, bir fil sürüsünün bile tek bir baobab ağacını yiyip bitiremeyeceğini anlattım. Fil sürüsü fikri onu çok güldürdü. Onları üst üste koymak zorunda kalırdık dedi. Ama sonra çok da akıllıca bir söz etti. O kadar büyümeden önce baobablar da küçük oluyorlar. Çok doğru dedim ama koyununun küçük baobab ağaçlarını yemesini neden istiyorsun ki? Bunda anlamayacak ne var diye yanıtladı beni. Çok açık bir şeyden söz ediyordu sanki. Kafamı zorlayıp anlamalıydım bunu, hem de yardımsız. Sonunda Küçük Prens'in gezegeninde öteki gezegenlerde olduğu gibi iyi ve kötü bitkilerin var olduğunu öğrendim. İyi bitkilerin tohumları daha iyi, kötü bitkilerin tohumları daha kötü oluyormuş. Ama bu tohumlar göze görünmüyormuş. Toprağın kuytularında gizlenmiş dururlarken arada birkaçının uyanacağı tutarmış. Bu tohum başlangıçta biraz çekingenlik gösterse de kendi halinde güneşe doğru uzanmaya başlarmış. Eğer bu bitki yalnızca bir turp ya da bir gül goncası olsa büyümesinde hiçbir sakınca yokmuş. Ama öyle kötü bitkilerdense hemen ortadan kaldırılmalıymış. Şu sıralarda Küçük Prens'in gezegeninde çok korkunç bir bitkinin tohumları sarmış ortalığı. Baobab tohumlarıymış bunlar. Toprağın içi bunlarla doluymuş. Fark etmekte biraz geciktiniz mi? İş işten geçer, bir daha onlardan kurtuluş olmazmış. Bütün gezegeni sararlar, kökleriyle de içeriden sıkıca kavrarlarmış. Eğer bir de gezegen küçücük, baobablar da çok sayıdaysa, işte o zaman ufalanıverirmiş gezegencik. Sonraları Küçük Prens bu konuyu bu bir çeşit disiplin diye açıklamıştı. Sabah uyandığınızda nasıl yüzünüzü yıkayıp temizliğinizi yapıyorsanız gezegene de aynı şeyleri yapmalısınız. Hem de daha büyük bir özenle. Bütün baobabları hemen sökmelisiniz. Yoksa bir süre sonra iyice gül fidelerine benzerler. İşte o zaman hangisinin gül, hangisinin baobab olduğunu anlamakta güçleşir. Sıkıcı bir iş bu ama çok kolay. Bir günde güzel bir resmini yapmalısın bunun dedi. Böylece sizin oralardaki çocuklar da nasıl bir şey olduğunu görsünler. Kim bilir, belki bir gün yolları düşerse onlara yararı olur bu bilginin. Ufacık bir işi ertesi güne bırakıvermenin pek sakıncası olmaz çoğu kez, diye ekledi. Ama baobablar ertelenirse felaket.
Tembel birisinin yaşadığı bir gezegen biliyorum. Adamcağız yalnızca 3 küçük fideyi sökmeyi üşendiydi de. İşte, küçük prensin sözünü ettiği bu gezegenin resmini yapmaya çalıştım. Ben öyle öğütler vermeyi seven biri değilim ama bu baobab konusu ne kadar az biliniyor ve özellikle bir asteroitte yapayalnız kalan biri için öyle tehlikeli bir bela ki bu seferlik kuralımı bozuyorum ve aman çocuklar diyorum, baobablara dikkat. Arkadaşlarım da ben de hiç farkında olmadan bu tehlikenin yakınından geçmişiz. Bu resimle uzun uzun uğraşmam biraz da onlar için. Böyle önemli bir uyarıyı yapmamı sağladığı için harcadığım emeğe değdiğini düşünüyorum. Belki şimdi bu kitapta niçin bu baobab resimleri kadar etkileyici ve nefis başka resimler yok diye soracaksınız. Yok, çünkü uğraştım ama öteki resimlerde bu kadar başarılı olamadım. Baobabları yaparken konunun önemine o kadar kaptırmıştım ki kendimi, iyi bir iş çıktı sonunda. Ah küçük prens, her an biraz daha anlıyorum o kısa ve hüzünlü geçmişinin gizlerini. Epeydir tek eğlencen oturup gün batımını izlemek olmuş demek. Bunu daha 4. günün sabahında gün batımını izlemeye bayılırım, hadi gün batımını izlemeye gidelim dediğinde anladım. Ama bunun için beklememiz gerekir dedim. Beklemek mi? Neyi? Dedi. Gün batımını diye yanıtladım daha erken. Önce çok şaşırmış gözüktün, sonra da bastın kahkahayı. Yine kendi gezegenimde sandım kendimi, dedi. Herkes bilir ki Amerika'da öğle olduğunda güneş Fransa'da batıyordur artık. Fransa'ya bir dakikada uçulabilseydi öğle saatinde akşamı yakalayabilirdi insan. Ama ne yazık ki Fransa böyle bir iş için oldukça uzak. Oysa senin gezegeninde sevgili küçük prensim, yapacağın tek şey iskemleni biraz kaydırmak. Böylece dilediğinde günün bitimini, karanlığın çöküşünü izleyebilirsin. Bir gün demiştin bana, gün batımını tam 44 kez izledim. Sonra da biliyor musun diye ekledin, insan gün batımını çok üzgün olduğunda seviyor. O sırada çok üzgün müydün diye sorduydum. Hani şu 44 gün batımını izlediğinde. Ama küçük prens hiçbir şey söylemedi bu soruma karşılık. 5. gün yine o koyun sayesinde küçük prensin gizini öğreniverdim. Durup dururken sormuştu bana. Sanki uzun uzun düşünerek çözüm aradığı bir sorununu dile getiriyordu. Koyun. Koyun çalıları yiyorsa çiçekleri de yer değil mi? Koyunlar bulabildikleri her şeyi yerler dedim. Dikenli çiçekleri de mi? Evet, dikenli çiçekleri de. Öyleyse dikenler ne işe yararlar ki? Bilmiyordum. O anda motorun sıkışmış bir civatasını gevşetmeye çalışıyordum. Endişem artıyordu çünkü giderek uçağımdaki arızanın son derece ciddi olduğunu fark ediyordum. İçme suyum da çok azaldığından endişem de haklıydım. Dikenler ne işe yarar? Küçük prensin aklı bir şeye takıldı mı asla peşini bırakmıyordu. Benimse aklım civatadaydı. Aklıma ilk geleni söyleyiverdim. Dikenler hiçbir işe yaramaz dedim. Çiçekler kindarlıklarından dolayı dikenlidirler. Ya bir anlık bir sessizlik oldu. Sonra küçük prens birden parlayıverdi gücenik bir sesle. Hayır dedi, sana inanmıyorum. Çiçekler narin yaratıklardır, çok masumdurlar. Kendilerini güvencede hissetmek isterler. Dikenlerinin korkunç silahları olduğuna inanırlar. Bir şey söylemedim. O anda aklımda tek bir şey vardı. Eğer bu civata hala gevşemeyecekse çekiçle vurup kopartacağım diyordum içimden. Küçük prens düşüncelerimi dağıttı yine. Demek sen sanıyorsun ki çiçekler, hayır, hayır diye bağırdım. Hayır, hiçbir şey sanmıyorum ben. Aklıma ilk geleni söyledim yalnızca. Görüyorsun ki çok önemli işlerim var benim. Önemli işler mi? Bana bakıyordu. Elimde çekiç, parmaklarım yağdan simsiyah olmuş. Ona çok çirkin gözüken bir nesnenin üzerine eğilmiş olan bana bakıyordu. Tıpkı büyükler gibi konuşuyorsun, dedi. Biraz utandım ama o acımasızca sürdürdü. Her şeyi birbirine karıştırıyorsun, karma karışık ediyorsun.
gerçekten çok kızmıştı. Altın renkli saçları rüzgarda dalgalanıyordu. Gezegenlerin birinde yaşayan kırmızı yüzlü bir adam tanıyorum. Tek bir çiçek koklamamış, tek bir kez bir yıldıza bakmamış, kimseyi sevmemiş. Yaşamı boyunca tek yaptığı şey bir takım sayıları toplamak. O da bütün gün kendi kendine aynı şeyleri söylüyor senin gibi. Çok önemli işlerim var benim. Bunları söylerken gururla kabarıyor göğsü. Ama o bir insan değil ki. Mantar. Ne? Mantar. Küçük prens şimdi öfkeden bembeyazdı. Çiçeklerin milyonlarca yıldır dikenleri var. Milyonlarca yıldır koyunlar dikenli çiçekleri de yiyorlar. Peki bu çiçeklerin hala dikenleri olsun diye çabalamalarının nedenini anlamaya çalışmak önemli işlerden sayılmıyor. Koyunlarla çiçekler arasındaki bu savaş kırmızı yüzlü adamın topladığı rakamlardan daha mı önemsiz? Hele benim gezegenimde, yalnız benimkinde yaşayabilen bir çiçeğimin olduğunu, bunu koyunun bir ısırışla yok edebileceğini düşün. Bu çok mu önemsiz? Şimdi de yüzü al aldı. İnsan dedi, bir çiçeği severse milyonlarca ve milyonlarca yıldızda yalnız tek bir çiçek açarsa, işte o yıldızlara bakarak mutlu olur. Kendi kendine şöyle der, işte orada, o yıldızlardan birinde benim çiçeğim. Ama koyun çiçeği yedi miydi bütün yıldızlar kararı verir. Bu da hiç önemli değil, öyle mi? Sözleri hıçkırıklara boğuldu. Gece olmuştu. Aletlerimi olduğu yere bıraktım. Şu anda çekicin, civatanın, susuzluğumun ne önemi vardı? Yıldızlardan, gezegenlerden birinde, benim gezegenim dünyada bir küçük prens vardı avutulacak. Kollarıma aldım onu ve başını okşadım. Sevgili çiçeğin tehlikede değil, üzülme dedim ona. Koyununun ağzına kapamak için bir ağızlık çizerim sana ya da istersen çiçeğin çevresine bir parmaklık çizerim. Ne söyleyeceğimi bilemiyordum aslında. Kendimi toy bir budala gibi hissediyordum. Ona nasıl ulaşabileceğimi, yine eskisi gibi yan yana olmayı nasıl başarabileceğimi bilemiyordum. Çok gizemli bir ülke şu, gözyaşları ülkesi. Tam burada bırakalım. Tam burada bırakalım. Yetişkinler gibi mi yaşıyoruz? Yetişkinler gibi mi düşünüyoruz? Acaba içimizdeki her şeyden neşelenen, çok çabuk mutlu olabilen o çocuğu nerede, nasıl ve niye kaybettik? Onu düşünelim istiyorum. Ben öyle yapacağım. Yarın sabah görüşmek üzere, hoşça kalın.